Selam arkadaşlar. Salih. Yeni başladı, yeni yeni. Daha yeni açtım. Nasıl gidiyor arkadaşlar öncelikle? Şey yapayım. Teşekkürler Türkay. Selamlar Dark Quid. Yayın dönüyor. Şeyden olabilir. Dur bakayım. Açıkta dokur makul bir şey varsa dokur kes diyelim. Yok, açık bile değilmiş daha henüz. Şu an donma oluyor mu acaba? Var mı dönme? İyi geceler. Fena değil. Tamam, iyi bak. Şimdi yok. Okey. Şöyle başlayalım. Buradaki amacım şu arkadaşlar. Aslında bir şeyden başlayalım şöyle. Spring Boot şeyi var zaten bende. Yani herhangi bir Spring projesiyle çalışırken ne yapıyorum? Oradan da şey yapabiliriz. GitHub'a gidelim. Spring Init. Spring'in CLI var arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Spring Init mi diyelim adına? Spring Boot Microservices. Microservices Gradle projesi olsun, Packaging Jar olsun, içinde JPA, MySQL, P2 olsun, tamam. Versiyon 1.17, Build Gradle, Spring Init. Bu gidecek sana bir tane zip dosyası oluşturacak. Gidiyor Spring'in Start Spring'a. Evet. Olmayacak dışarı. Neden 720p yayın yapıyorsun? 1080 yapın daha iyi olurdu. 1080 yaparsam internetim desteklemez arkadaşlar. Yani hala bir internetin performansı ile ilgili problemim var. O yüzden onu giderene kadar 1080 yaparsam kötü olur. Ama en azından şöyle fontu büyütmeye çalışıyorum. Onu işimizi görüyor diye tahmin ediyorum ama göremiyorsanız yine başka bir şey yapmaya çalışırım. Sonra ne yapacağım? Unzip deyip Spring Boot Microservices şuraya da Spring Boot Microservices şunu açtık. CD Spring Boot Microservices dedikten sonra IDEA'ya devredelim. Bu arada IDEA'da da var bu. IDEA'da da New Project deyip oradan da Start Spring IO'dan yürüyebiliyorsun. Terminal OpenMyZSH. Lambda mod teması kullanıyorum. Merak edenler için. Şimdi buradaki amacım şu. Zaten Spring Boot'la microservice falan yazarken genelde kullandığım notasyon şu. İlk önce dilden bağımsız olarak gidiyorum. Bu yazacağım uygulamada hangi use case yani o microservice'in communication pattern'leri var ya şablonları. Oradan benim işime yarayacak olan hangisi? İşte Saga pattern'lerinden hangisi? Orchestrator based Saga mı olacak? Yoksa choreography based Saga mı olacak falan filan diye yola çıkıp ondan sonra
modülleri nasıl yazacağıma karar veriyorum. İşte order servisi için, shipping için, başka product için neyse. Bunlarla aralarında haberleşirken de işte diyelim ki Kafka kullanıyorum. Her servisin bir publisher oluyor. Bir şey yaptıktan sonra event göndermek adına Kafka'ya publish etmek için. Diğer servislerde de handler'lar ya da consumer'lar oluyor. Bu consumer'lar da kulaklıkta bir şey var mı? Tuhaf bir şey var galiba ama neyse. Şey oluyor. Handler'lar oluyor. Mesela order servisinin içinde shipping payment için bir tane handler olabilir. Niye? Çünkü order servisinde herhangi bir order yaratılmıştır. Pending statüsündedir. Sonra bu mesaj gittikten sonra payment servisi bunu alıyordur. Kendi tarafında payment'ı işliyordur gerçekten. İşledikten sonra da kendi eventini fırlatıyordur. Eventi fırlattığı için de bunu order servisinde tekrardan bu eventi alıp ha demek ki bu order'ın statüsü şundan şuna geçti deyip kendini update eder. Böyle bir yapı olur. Şimdi bu boilerplate'ler yani bu olaya pek fazla girmek istemiyorum. Çünkü hep kendi kendini tekrar eden olaylar oluyor. Selamlar arkadaşlar. Orada yeni gelenler. Ne düşünüyorsunuz? Gözünüz aydın. Bir nebze öyle. Selamlar, iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Şimdi burada şeye bir şans vereceğim. Şu aksonu kullanmak istiyorum. Baktığınız zaman şöyle bir mimarisine falan bakalım. Lokala hiç duymadığım bir firma. Kimmiş? Senior Principal Engineer diyor. Bu şirket bilmiyorum. Here the old and new situation and saw 2400% performance gain using the Axon stack. Thanks to Axon Framework and Axon Server we could focus on the business logic and not to worry about technicalities. Değil mi? Benim amacım da bu aslında. Yani onlarla uğraşmak istemiyorum pek. Subscriptions. Hadi be. Server için para mı isteyecek benden? Yapmayın şunu. Daha dur deneyeceğim henüz. Quick Start'ına bir bakalım. Yani genelde benim aradığım yerler Quick Start oluyor. Binaries, Service Standard Edition, Gift Card Sample Application, Demo Application, Design Show, Various Aspect, Getting Started Guide. Görmüştüm. Bu Axon Server'ı bir şey yapıyorsunuz. Start ediyorsunuz. Daha sonradan onun bir dashboard'u oluyor. Dashboard'da sizin o entegre ettiğiniz projeleri UI'da görebiliyorsunuz. Bakalım. Spring Boot 3 entegrasyonu da getirmişler bu arada. Spring Boot Axon diyelim. Oradan 3 versiyonunu buluruz. Example. Şöyle. Bir tane Türk şeyi var. Makale var. Onu okumuştum. Security Event Sourcing. Yani bu da şey. Toplama değil. Example. Oradan bir bakalım. Buradan. Mesela neyi ekliyor? Axon'un Spring Boot Starter'ı var mesela. Onu kullanabiliriz. Şeyden bakalım en son ne zaman güncellenmiş. Şöyle. Öğrenelim. Ben de IKEA diye düşündüm de. Event Sourcing için profesyonel projelerde Axon kullanıldığını görüyorum çok fazla. Siz Event Sourcing için Axon mu yoksa Kafka mı tercih edeceksiniz? Kafka extension'ı var bu arada. Kafka Inception var. Yani event sourcing dediğin şey zaten eventleri publish edip onları da herhangi bir tabloda maintain etme olayı olduğu için onları tekrar etmek istemiyorum aslında kendi içinde. Ve biraz daha görünürlüğü olsun istiyorum. Asıl amacım bu. Artı onu de up to date. Bu kullanılabilir. Gradle short kullanıyorum. Şunu bir alayım. Bize neler getirecek en azından objelerini falan göreyim şurada. Build Gradle. Şuradaki implementasyona koyabilirim diye tahmin ediyorum. Şöyle run değil.
Şimdi burada ne yapıyor? Axon and Spring will together acts as a great choice to build distributed system based on microservice architecture. Tamam. Merak ettiğim şu. Bu Axon kendi event state'lerini şeyde tutuyor, tabloda tutuyor. Ama microservice'te de service database per service olayı var. Yani her microservice'in kendine ait bir event sourcing tablosu mu var? Eğer öyleyse birbirleriyle nasıl haberleşiyor iki tane microservice? Yani database'leri ayrı olduğu için falan. Onlara bir merak ediyorum. Ona bakacağım. Tipik bizim bir tane orada tamam bizde bu var zaten. Sonra zaten şeyi biliyorsunuz bu giriş noktası aggregate'te. Mesela bu muhtemelen birden fazla şey ile muhatap oluyor. Ne olabilir bu? Account'tan bahsediyoruz. Bir domain objesi yaratıyoruz burada. Data, işte noarg, olarg var. Bir de aggregate şeyden geliyor. Axon'dan geliyormuş. Baktığım zaman bunun içine aggregate identifier. Bu aggregate ID mesela şeyde de vardı. Hatırlarsanız şeyi okumuştuk. Junior Java'ca Spring bilmeli mi hocam? Güzel bir Java yeterli mi? Durumuna göre değişir. Yani genelde günümüzde developerlar web uygulaması yani en azından servis olarak dışarıya veriyoruz falan. Hani paket dağıtımı çok fazla olmadığı için dışarıya hizmet olarak verdiğimiz için o web tarafını bilmek bence önemli. Dolayısıyla Spring bilmez mesela orada gerekmeyebilir. Ama yine de o database teknolojilerin de bir UI'yı, bir REST servisi yani REST üzerinden replikayı 3'ten 5'e çıkaracaksın. Burada bile yine web var. Bence Spring bilmen artına olur. Selam Adil, iyiyim abi senden soralım. Şimdi bu generated value dediği identity'yi veriyor buraya. Tamam. Bu ID bunların hangisini almış? Jakarta'dan mı almış yoksa eski ise? Jakarta'dan almış. Tamam. Currency, status. And account. Aggregate etmek gerekiyor. Command'da var. Bir de burada yani query var da şey gibi düşünün. Bir komutlar oluyor. Bir şey yaratıyorsun. Mesela account create account comment. Account yaratılması için bir komut bu. İçeri bakıyorsun. Created event. Şimdi şu event'te arkadaşlar bir naming convention var. Bakın geçmiş zaman oluyor. Değişen bir mesajı bir daha değiştiremiyorsun. Yani muhasebe kaydı gibi bir şey olduysa o öyle geçmişte kalan account created geçmiş zamanlı isim fiil geçmiş zamanlı fiil onun eventi bakıyorum new account created event create account comment'in id'si var burada balance'ı var bir de currency'si var yani muhtemelen bu account'ın çokça datası var da 3 tane field'ını mesajın içine gömüp oradan postalıyorlar. Aggregate lifecycle. Bakalım bu nereden geliyor? Aggregate lifecycle. Yine Axon'dan geliyor arkadaşlar. Aggregate lifecycle'a apply deyip account created event'i buraya gömüyor. Event sourcing handler var. Burada da ne yapıyor? Bu da mesajı alıyor tabii. Sourcing handler olduğu için. Account created event'i olduğu zaman bunu ID'yi, balansı falan filan buraya koyuyor. New account aktivite tamam. Bunun statüsünü değiştiriyor. Bu sefer de apply'a da bu event'i koyuyor. Güzel. Bir tane daha event sourcing handler var. Bu neymiş? Account activated event. Bir tanesi created, bir tanesi de activated. Activated'ı da bu fırlatıyor zaten activated. Keşke şu view biraz daha iyi olsaymış. Böyle sağa sola gitmek zorunda kalıyorum. Sonra credit money. Bu da bir comment handler. Ya command'lar var. Bu event sourcing kendi içinde o eventleri alıp işleyen bir mekanizma. Ama burada query görmedik henüz. Query yapmıyoruz burada. Credit money comment olduğu zaman da yani ne oluyor? Credit money acaba kredi mi ekliyor? Money credited. Ha, hesabına şey ekliyor galiba. Para ekliyor. Evet şu kadar amount'u şu şeyde birimde gönderiyor ne yapıyorsa. Bu da ne yapıyor? Sıfırdan küçükse, sıfırdan büyükse.
Ha, şimdi şöyle. Account balansa baktığın zaman sıfırdan küçükse ve ha. Para yüklendiyse eğer account balansa bakıyor sıfırdan küçükse ve account balans da yeni paranın toplamı sıfırdan büyüğe geçit. Ha. Ya böyle şeylerde ben şey yapmayı seviyorum. Mesela ne var burada? Account balance var. Yani şuradaki şu if'i böyle yazmak yerine bir isim kullanabilirdim. Metot referansı. Orada da şey derim. Balance greater than zero ya da has enough balance derdim. O zaman şurada activated derdim yani. Yapı olarak öyle kullanırdım onu. Tercihim o yönde olurdu. Devam. Bakalım nerelere gidecek. Debit money. Para. Okey. Debit'te de yine komutta bunu yolluyor. Source'unu şey yapan elemanda. Bakın. Account balance'ı sıfırdan büyüktü. Ha, bak burada şey koymuş. Tek. Bu bit operasyonu yapar. Muhtemelen bu bir bug. Ya da gerçekten bir lojik de olabilir bunun içinde bilmiyorum da. Şunu kullanması bug. Hesabındaki para, çekmek istediği para bundan fazlaysa sıfırın altına düşecek. O zaman da hesabı on hold'a çekiyor. Statüse baktığın zaman da statüste de created, activated, hold diye 3 tane şey var. Statüsü var. Base comment diye bir şey tanımlamış. Base comment. Bu nereden geliyor? Kendi mi yazmış? Progressive coder. Güzel. Base comment. Generic alıyor. Target identifier'ın içinde şurada hangi komut varsa o. Bir de constructor var. Create account comment. Create account comment yukarıda vardı zaten. Base comment extend ediyor. Şimdi şu identifier hep var ya, o yüzden bunu base'e koymuş ki oradan yürüyeyim diye. Account balance, currency bunlar var. Hepsini tek tek yazmış. Peki sonra ne? Swagger'ı koymuş buraya. Controller'a daha gelmedi. Bakalım nereye yürüyecek bu iş? Heh, controller burada. Şimdi account comment controller diye bir tane controller yazmış. Bakıyorsun bank account. Account comment service diye bir tane servisi var. Bunu hiçbir yerden bahsetmemişti ama. Gelecek mi acaba o? Gelmeyecek mi? O yerde geçiyormuş. Tamam, bunu anladım da. Heh, şu. Bakayım. Money debited event. Bir de burada ha, servisi burada yazmış. Biz atlamışız. Servise bakıyorum. Servisin içinde completable feature var. Create account, create money to account, credit money to account, debit money from account. Böyle bir şey yapmış. Account comment service impl. Burada interface tanımlamış. Burada da onun geliştirilmesini yapmış. Ne yapıyor? Comment gateway'i kullanmış. Interface towards the comment handling component open application. This interface provides a friendlier API toward once the comment gateway allows for the component dispatching comment to wait for the result. Bakalım ne yapıyor? Compatible create comment gateway'i nerede kullanıyor burada? Comment gateway nokta send direkt. Comment gateway'i nereden getiriyor? Direkt Axon'dan geliyor. Güzel. Onu da halletmiş olduk. Bunların hepsini comment gateway ile hallediyor. Account query service. Burada da query katmanı. Güzel. Şeye baktığımız zaman da nedir? Controller. Ha bak bu servis aşağıda gördüm. Controller'ı bir daha şurası. Heh. Burada comment servisi var. Servis üzerinde sen bilmem ne dediğinde o da comment gateway'i kullanıyor. Bir de bunun query'si var. Account query service. Böyle bir şeyden kullanıyor. Burada tabii tek bir tane şey var. Servis var. Birden fazla servis yok. O birden sonra servisi nasıl kullanıyor ona bakmamız gerekiyor gibi. Şimdi şuradaki şeye bakacak olursak
Progressive Coder diye bir şey var burada. GitHub'ını vermiş mi? Öyle bakalım. Bir klasör yapısına da bakmak istiyorum. Hani klasör yapısında ne yapıyor, ne ediyor diye. Yok. Burada şeyden bahsediyor. Uygulamanın detayından bahsediyor. Part 2'ye geçelim. Actuator'ı da koymuş. Akson'un Spring Boot Starter. Aslında doğru yoldayız. İlerliyoruz. Şimdi buradaki yapıya bakarak aslında ilerleyebilirim. Microservices dediğim için account ile ilgili kısımları şimdi bunu account nereye bağlayabilirim acaba? İki tane servis olsun istiyorum çünkü. Bir tek bir tane değil. Neyse bundan bir şey yapalım. Bir bakalım bakalım. Şeyde şöyle aratabilirim. LinkedIn bir tanesini ver. Şu. Şeyde var. Hatta vardır. Kod. İki yerde varmış. Şu. Das Haurop okunamıyor zaten. SRC'ye bakıyorum. SRC'nin altında main var. Main'de işte paketi neyse. Aggregate'ler var. Comment'ler var. Event'ler var. Servisler var. DTO'lar var. Controller'lar var. Config'ler var. Ama şuradan bir şeyden yazmayı başlayalım o zaman. Neymiş? Paketin altında aggregates diye bir yer var. Daha sonradan onu şey yapabilirim, değiştirebilirim. Şuradan bir paket oluşturalım. Aggregates. Aggregates diye bir tane paket olsun. Neydi? Account. Aggregate. Şöyle bir şey yazmış. Tabii bunu aggregate ile tagliyor. Aggregate. Yok. Ha, Axon Framework. Tamam. Başka private integer mi long mu? String ID. Ha, string ID. Target aggregate identifier. Şu. Sonra account ait şeyler. Account balance, currency ve status. Double mu? Double. Zaten bu account balance private string currency bir de private status. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz artık. Ha, string status şeyi koymamış. Tamam. Başka neyi var bunun? Herhangi bir aggregate'in içinde bir comment handler'lar var. Birden fazla olabiliyormuş. Ben sadece bir tanesini kullanacağım burada. O da create account comment'i kullanacağım. Ama onu da komutların altında yazıyor galiba. Tamam. Şurada comment diye bir paket açayım. Comments.
base comment. Base comment'i nasıl yapmıştı? Ha, generic alıyordu burası. T alıyor. Yine target var burada. Target identifier, private, string ya da tipini bilmiyoruz değil mi? Final T. Final T ID. Tamam. Bir de bunun constructor olacak. Final olduğu için buna o zaman required arg. Oh, Lombok yok mu ya? Lombok olmadan olmaz. Neydi? Org project Lombok Lombok. Neydi? Comment ilma. Bu değilmiş. Comment shift I'ymış. Import. Tamam. Şuraya required args constructor. Bunu veriyorum. Düzeliyor kendiliğinden. Tamam. Bu base comment. Sonra ne var? Create account comment. Bir tane şuraya. Create account comment. Şöyle verdim. Orada da extend ettiği için insert extend base comment. Şuraya string veriyor. String. Bir yanlışlık olmasın. Okay. Bakın bunu extend ettiği için de zaten şey diyor. Create constructor matching süper diyor. Bir tane constructor, bizim constructor'ın içine bunu vereceğiz. Bir account balance'da currency bir koyalım şuraya. Private double account balance private string currency. Sonra ne diyor? Şöyle bir şey ama altında şey vermemiz lazım. Account balance'da currency ds nokta account. Ha, şu olmadı. Create ID var. Şeyler de olması lazım. Dur. Şimdi geri alayım bir daha. Bunu demek yerine şey diyeceğim. Constructor ikisiyle birlikte olsun diyeceğim. Buradan yürüyebildim. Güzel. Şimdi aggregate'e bir daha geliyorum. Artık bunun no args constructor'ı var değil mi? Aggregate'e geliyorum. Şunu bir tane no args constructor koyalım. Bir tane comment handler yazalım buna. Comment handler. Yine Axon'dan geliyor. Public neymiş? Account aggregate. Account aggregate. On mu? Yok. Direkt. Aa. Suggested plugin Axon framework available for dependency. Dependency'nin plugin'i mi varmış? Create account comment. Create account comment. Ne yapıyormuş bu? Direkt aggregate lifecycle nokta apply deyip onun içine new account created. Ha, bu da şey ama. Account created event'i o mesaj ya da şu eventlerin içinde olduğunu. Account created event şu. Onu da eventlere yazacağız. New package events. Burada bir tane yok niye constructor ya? Şurası. Burada bir tane Java class'ı. Account created event. Bunun tipi nasıl? Ve burada da base event'i varmış. O da burada. O da aynı mantıkla ilişkili ama şeyi yok. Şuraya geleyim. Java class. Base event. Neymiş? Şuraya bir tane generic alıyor. Private T ID. Bir de bunun no arg'ı mı var? Yok. Olan constructor var. Olan constructor. Güzel. Account created event'te ne yapıyor? Extends base
event yok. Base event diyeceğiz şuna. Ne diyor? Super'e benzeyen şeyi oluşturuyor. Ben de şurada kontrol ne deyip. Aslında bu şey vardı. All our constructor şunun call to super falan vardı. Neyse. Onu bulurum herhalde bir ara. Constructor ama field seçtirmedi bana çünkü eklemedim. Account create içinde ne var? Yine account balance ve currency. Private double account balance private string currency. Constructor diyorum. Ama burada bir super'i çağırmak gerekiyor. Object ID, string ID olacaktı. Şurası. String ID. Tamam. O zaman aggregate'e bir daha gidiyorum. Account created event. Ne yapıyor tabii? Önemli. Account created. Buraya create account command'in ID'si, balance'ı ve currency'si. ID get şey yok. Hop. Şuraya data diyelim. Direkt şey get ama niye istemiyor onu? Tamam. Yapma. Ha, in the base class tamam. Required art no arts. O zaman da bu yemiyor. Bunlar nasıl halletmiş bunu? Şimdi create account comment'in ID'sine direkt erişebiliyor. Ha, base comment'in içindeki her şey public mi? Bu yüzden mi? Ben hep private'a alıştım ya. Burada şimdi bir code smell olmaya başladı. Code smell olmaya başladı. Field'ları public yapıp duruyoruz. Baksana. Final, public. Bunlar hep şey. Public. Public. Dur. Bunları alayım. Tamam. Şimdi aggregate'in içinde direkt ID. Create account comment nokta balance create account nokta curse. Tamam. Bundan mı ibaret? Bu kadar. Tamam. Buna controller'ları nereye koymuş? Controllers paketinin altına koymuş. Final etiketleri kaldı. Didi uygular mısınız ya da clean architecture? Ya burada sadece şey diyebilirim. Didi diyebilirim. Clean architecture'dan eser yok şu anda. Gördüğün gibi hepsi serecenin altında. Sadece şu ilk yaptığım uygulamada neye benzeyecek? Bana nasıl bir metrik verecek? Onu biraz görmeye çalışıyorum. Package controllers. Ne diyeceğiz? Account controller mı? Nasıl convention kullanmış? Controllers. Bakıyorum. Account command controller. Account command controller. Geldik. Herhalde tipik bir şey kullanıyordur. REST controller. Account. Tamam. Şöyle gelelim. REST. Tabii Spring MVC yok. Ne var? Data JPA var. Web. Hadi yükle bakalım 5000 tane klası.
Evet, yani o özellikle event sourcing'de oturup hani şundan bunu alacağım, bundan bunu götüreceğim, o aradaki teknoloji katmanına takılmak istemiyorum. Onun yerine ben business modellerim üzerinde çalışayım. Yani dildeki o domain modeline, fonksiyonlarına falan çalışayım. Eventleri getir götürü Akson benim için yapsın. Şeyim o. Request meeting şuraya accounts diyeyim. Şurada account command service kullanıyor ama private account command service account command service. Bir kere şuraya bir required art constructor'ı bir yapalım. Bir de servis katmanı var anladığım kadarıyla. Package services. Burada da şöyle java class account command service dedim. Servis anotasyonuyla da bir comment query'yi de ayırmış. Şimdi şöyle arkadaşlar, şuraya bir comment refactor. Tamam, account comment service'in içinde interface ve import tanımı yapmış. Tamam, hadi yürüyelim biz. Public class değil de interface. Ne var içinde? Compatible features için create account var. Public compatible feature string. Bu aggregate ID dönüyor. Hem bakacağız şimdi. Create account. Ne alıyor bu? Account create DTO. Account create DTO diyor. Account create DTO. Böyle bir interface ama DTO'm yok şu anda. O da DTO comment'lerin içinde var sadece. O da buraya koymuş. DTO. Ayrı ayrı mı koymuş? DTO. Neredesin? Comments. DTO'nun altında bir tane. Bir paket daha. Comments. Sonra Java class account create DTO. O da düz bir Pojo'dur muhtemelen. Starting balance ve currency. Şöyle. Private mı? Private. Double. Starting balance. Private. String. Currency. Tabii şuraya bir tane data koyalım. Data olsun bitsin. Hemen controller'a geliyorum. Burada bir servis var. Import. Şuradaki common service'e de bir tane import. Tamam. Buraya bir tane account common service import koyuyoruz. Account common service import. Bu implements account service eksik metotları implement et. Neredesin servis? Şurada. Şu impul galiba. Güzel. Tabii ki de servis anotasyonuyla yapalım ki Spring ona göre muamele çeksin buna. Burada bir tane comment gateway var. Private final comment gateway. Comment gateway. Güzel. Şuraya hemen bir tane required art constructor. Güzel. Güzel. Override'da ne diyeceğiz? This comment gateway sent. This comment gateway sent diyeceğiz. New create account comment. Create account comment. Create account comment. Şimdi controller nerede? Şu. Ha, bunun bu kısmı daha yazmadık henüz. Okay. Ne alıyor parametre olarak? Bir kere UUID alıyor burada. UUID nokta
random UUID nokta string'miş. Tamam. Başka ne alıyor? Account create DTO. Bunlar artık şey. Get balance. Account create DTO nokta get currency. Tamam. Bunu da verdik. Send bana muhtemelen aggregate ID'sini dönecek. Sıfır. Şurada. Dur. Evet. Ne yapıyor bu? Completable feature da string. Return'da niye kızdı? Ha, buna obje demesinin sebebi şurada bir yerde bir generiği atlıyoruz ama hangisi acaba? Keşke obje demeseydi. Bizim şurada bir yerde bir object geçiyor muhtemelen. Object geçmiyor. Evet, yani baktığın zaman completable feature object dönüyor burası. Ama ben string, dur bakayım şu yok, bu da string. Account create DTO. Burada nasıl bir farklılık var? DTO neredesin? Şurada. Getter ve setter'ı var. Tek farkı olarak public class. Bizi de var getter ve setter. New create account comment. Neredesin service? Service şu. Create account comment UUID account create DTO. Account create DTO get currency. Send. New create account comment. DTO'nun altında. Ve comment'in string ID var. Acaba bir yerlerde objek mi geçtik ya? Base comment'in tipine. Bir tuhaf davrandı şimdi. Yani bunu da objek döndürmek istemiyorum. Bir de ya bu jenerik almıyor mu? Mesela bakıyorum. Object. Completable feature ne verirsem almak zorunda. Ya buraya. Ya da şunlardan birine. Yani bir yerde send object alıyor. Bu compile oluyor ama bunda herhangi bir şey yok, problem yok. Sizce ne olabilir? Neyi kaçırıyorum? Şimdi burada interface var. Completable feature. String denen bir şey.
Mousesend şeyi yemiyor. İlle de object döneceksin diyor. Mesela şunun referansına bakayım. Kim kullanıyor bunu? Şu. Bak burada da mesela string var. Hani bunun döndüğü şey önemli. Controller'da ama. Ha, controller'da öyle bir şey isteğinde bulunmadık henüz. Ne bu? Post mapping olacak bir tane burada. Post mapping. Herhangi bir şey yok. İsmi. Public completable feature. İçinden neyi alacak? Feature. İçinde string alacak. Create account. Sonra bu bir request body alacak. Request body. Nedir request? Account create diyor. Account create diyor. Bu bir request aslında. Account create diyor. Onu import edelim. Geldim. This account commencers nokta create account. Account create diyor. Burada herhangi bir problem yok. Hatta return dedim. Formatladım. Bak burada herhangi bir sıkıntı yok ama final diyeceğiz şuna. This account command service create account. Bu kadar ama gel ki burayı bir türlü kabul etmiyor. Diyor ki send object döndürüyor. Dur bakayım. Burada send ne diyorsunuz? Boot için önerdiğiniz bir kaynak var. YouTube kanalımıza bakabilirsiniz. Spring Boot için. Şimdi şuna bir bakıyorum sende. Bakın burada bir geri dönüş tipi var. Completable feature. Şuradakinde mesela ne yapmıştı? Aynı yer değil mi burası? Değişen bir şey yok. Aynı. Handler. Aynı. Şöyle desem mi olur? Şimdilik. Send diyoruz. Abstract. Auto şöyle yapayım. Introduce local diyeyim şöyle. Tabii yani. Çeviremeyiz de bu şekilde.
Yok artık ya. Clarke. Evet, geceleri kod yazıyorum. Neyse, buna şey yapmayacağım. Buna zamanımı o kadar harcamayayım. Şunu object yapacağım. Bunu kullanan yeri de object yapacağım şimdilik. Böyle biraz takılsın. Ha. Ne diyor? Aa, complete feature, complete tablet feature. Yanlış oldu. Acaba ondan mı sıkıntı çıkartıyordu ya? Dur bir saniye ya. Create account, completable feature. Bu da tamam. Şöyle yaptım. Bir tane gidiyor. Şimdi string yaptım. Servisten bahsediyoruz şimdi. Komple tablet ha şu. Aha, bundan. O da burayı kullanıyor. Tamam ya. Bir tane completable yerine complete feature yazmışız. Ama verdiği hata da çok tuhaf hataydı yani. Şimdi bu haliyle ayağa kaldırsam ne olur? Bakıyorum. Build Gradle'a. Elimde sadece şey var. H2 var. H2'ye hiç bulaşmasam mı? H2'ye hiç bulaşmayayım. O. Tamam. Şimdi burada konnektör var diyecek ama database yok. Ne yapacağım diyecek. O yüzden şunu hemen Shift F6 bunu bir YAML'a çevirelim. YAML. Ah, Spring Data Source URL. Bu ne? MySQL şey. Bu ne sonra? Ne diyelim? Account diyelim. Ama şurada tabii tamamen unuttum. Şu Spring JDBC MySQL 2.3 üst üste arada. Şurada. Root secret @localhost böyle gidiyor. İçinde her şeyi verdim. Sonra bunu bir ayrı bir Spring JPA hibernate diye bir yere koyacağız. Tamam, onu da verir. Spring JPA hibernate JPA hibernate DLL update diyelim şimdilik. Evet. Tamam. Şurada da Docker yes diyelim. Docker biraz şey getirebilir, kastırma getirebilir. Object adresi yapıyı bozmuyorsa derken denediniz zaten. Şu dialect bir yerine not etseniz iyi olacak hocam. Her seferde bakın. Dialect şey ya sorun değil. Yani çok fazla proje yapmadığım için. Tamam, şey gelmiştir diye tahmin ediyorum. Docker PS. Bizde herhangi bir şey Docker run dediğimiz değil de. Evet bu. Hibernate.
Bir 5 dakika mola vereyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen geleceğim, orada alacağım. Geldim arkadaşlar tekrardan. Benim her şey geldi yerine. Okay. Şimdi database zaten bizde vardı. Kendim ekleyebilirim şeyi. Şöyle docker start diyelim. Hibernate. Tamam, yapabiliriz. Şimdi şeyden bakayım, ekran paylaşılıyor. Şuradan gelelim. Ha, burada da tabi yoktu tabi. Data source. MySQL. 3006 user root. Şifre bu. Test connection. Şifre girmiştik ama. Bir daha şimdi kuran. Şu şeyin içinde vardı. Secret demişiz sadece. Secret. Disconnection. Tamam. Apply. Okay. Database burada. Hibernate diye bir şey var. Şuraya yine bir tane database ekleyeceğim. Schema diyelim. Schema. Adı ne olacak? Accounts. Accounts. Aha. Ha şey, şuradan seçtiriyor sana ne olacak ne. Accounts var. Hibernate'i seçersen o da gelir. Şimdilik account'u seçiyorum burada. Tamam, herhangi bir tablo, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bu haliyle ne yapacak peki? Bu entity'm yok, bir şeyim yok. Mesela entity desem. On a shared instance, axon data is entity will be managed by axon. Basically, this is similar to entity annotation. Kendi yapabilecek mi acaba bir şeyler? Tamam, bir ayağı kaldıralım. Sonuçta starter projesi var ya, o bir şeyler ayarlıyordur. Kendi içinde bir şeyler ayarlıyordur. Bak ya. Niye? Niye yapamaz? Base command'a bakıyorum. String. T. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tamam. Base command dedi bir kere, bu public final. Final kaldı burada dediğiniz gibi.
base command'a bir daha gideyim. Base command. Public final aslında burası. Target. Required mı? Evet, required da var. Daha neye kızıyor? Niye harcayamıyormuş bunu? Bir daha çalıştırayım. Şöyle. Require no arguments mu? Neden no arguments'ı kabul ediyor böyle? Dur, şöyle yapacağım. Şimdi burada bir super diyoruz ya. Super nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Burada sadece required dediğim için final'ı aldım burada. Bir de all args constructor diyeyim. Tamam. Şimdi yemesi lazım. Aha. Actual and formal argument list differs in length. Where t is a type variable. Ha, required no arguments. Hala no arguments diyor. Peki şöyle yapsam. Yine base command'a required'ı kaldırsam. All args desem buna. Sağdan no arguments diyor ya. O zaman elle yapacağım mecbur. Onu da yine çaresine bakarım. Ne aldım? Şuna bir add constructor parameter diyeyim. Refactor diyeyim. Acaba neyi refactor etti? Public final t id. Bir daha başlatayım. Ama ha, base event'te de aynı muhabbet var. Base event. Şunu da kaldırayım bir. Private TID mi? Final TID. Hemen bir tane add constructor refactor diyelim. O niye kızıyor? Private değil tabii, public. Evet. Ve evet, public file. Okey, daha artık bahanemiz kalmadı. Not initialized in the default constructor. Private final. Dur ya. Niye kızdı bu? Problems değil. Build mu? Şurada diyor, controller'da, ha şey, controller'a gitmemiz lazım. Şu, private final demişiz, yok yap, ama required arc constructor dedim ya. Bak diyor ki, variable account command service not initialized in the default constructor. Private final account command service. Sure. Ama var. Zaten bundan dolayı var. Acaba şeyden mi? Ha, bak hiç uyarmıyorsunuz ya. Sizce problem ne olabilir burada? Problem ne olabilir? Şimdi Lombok'u direkt eklediğin zaman bir kere şöyle bir şey var. Muhtemelen otomatik enable etmiştir de. Şeye gideyim direkt şuradan. Bakın. Preferences. Annotation processor. Compiler. Enable annotation processing. Bir kere şunu aktif etmemiz lazımdı. Yeni proje olduğu için şeyi unuttum. Bir de burada sadece Lombok'u böyle eklememek lazım. Annotation için falan da eklemek lazım. Onun doğru yolu da Lombok'un kendi şeyine gitmek. Kendi sayfalarında var. Gradle Project'te. Bakın burada annotation processor için vereceğiz. Hatta 1.26 oldu. Şöyle alayım.
compile annotation. Şunun yerine yani şöyle vereceğim. Bu şuna tekabül ediyor arkadaşlar. Compile time'da hata veriyor ama muhtemelen run'da hata vermeyecekti belki. Şu phase'leri eklemek lazım ki şey yapmasın, hata vermesin. Yani en son nerede hata vermişti? Vermemişti. O önceki yaptıklarımı da geri alacağım. Yani boşuna hem Lombok, evet, hem Lombok kullanıp hem oradan gol yemeyelim. Şimdi öncelikli olarak neydi? Şu base event şeyi yemiyordu diyordu. Şu zaten bu public olmalı da şöyle nedir? Evet, o kadar da geriye gitmeyelim. Bu base event'te ne vardı? Base event public final diyordu tekrar direkt buna. Şöyle public final. Final. TID diyoruz ya. Şunu required arts constructor yapma. Bak bu gitti. Bir de base comment'e gidelim. Şunu sildim. Şunu da required arts constructor. Şimdi bak bu haliyle ayağa kaldırayım. Bakalım ne diyecek. Bak hata vermedi. Başka böyle eklediğimiz var mıydı? Şimdilik yoktu galiba. Neye kızdı? Da bakacağız tabi. Unable to determine dialect. Dialect. Değil mi? Spin. Şu driver'ı alacağız. Bu taktiği zaten yapmıştık. Neredesin? Application YAML. Yapıştırınca kendi yapıyordu sanki. Şöyle. Driver class name. Data source'un altında. Bu kadar da kastırmasına gerek yok. Nokta. Şunu şuraya koyayım. Şunu driver class name. Bir tane daha dayalık isteyebilir. MySQL falan filan yazmak için. Yani bu sayfada ...2014. Yok yok, böyle o kadar da eskiye gitmeyelim. Dialect. Hadi ama. Spring JPL property type'ını MySQL 5 değil de MySQL 8 dialect. Bunu buraya yapıştırırsam ama şöyle. Aha. Spring JPL properties. JPL properties. Properties. Property hibernate dialect'ine de şu tamam yaz tamam hata değişti. Ses bir yerden yani consistent bir ses mi geliyor yoksa başka bir şey mi? Bakayım. Başka ses geliyorsa söyleyin arkadaşlar. Yani tuhaf bir yerden geliyor olabilir. Şu anda gelmiyor olması lazım. Ya bakayım şöyle. Baktı.
Noise gate var, noise suppressor. Bu da açık. Very high hem de. Şöyle yapacağım abi, bir saniye. Mikrofonu buraya koydum. Şuraya da crisp. Şu an nasıl mesela? Şu an fark etti mi? Şu an fark ettiyse tamam, yazarsınız. Ha, kesildi gibi. Güzel. Tamam. Şimdi şeye kızıyor. Erişimdeki şey, ha, şu secret değildi zaten. Şöyleydi. Accounts diye bir şey yok ama o şey aynı şifreyi kullanacak mı merak ediyorum. Ne diyor? Connection refused. Portu mu o değil acaba? Yok, portu. Yes. Hibernate 3306. Database problemi değil. Axon server'a bağlanamıyorum de. Tamam, güzel. Şimdi onu şöyle yapacağım. Axon server kursun. Umarım çok fazla böyle detay şeyi yoktur. Uğraştırmam beni bunlarla. Bir de bir docker run söylese. Yok artık. Işte. 4.7 yok mu ya? Dur. Tags 4.7. Official değil mi yani? Dur, bir sayfalarına bakayım. Belki maintain etmiyor olabilirler ya. 24-2020. 2 sene önce. Acaba bu mu ya? Şöyle yapayım bir. Docker run. Axony slash axon server. Portunu falan da sonra hallederim. Ya. Tabii şey, bak, Docker Hub'a baktım. En son bir sene önce güncellendim. Ona pek güvenemiyorum çünkü Spring 3.0'ın isteği şeyde vardı. Ama bu da, ha, şurada portlar var. Görürüz onu. Yani bu ikisi yarışıyor. Tamamlanınca şurada hızlandı. Kos 80, 81.
Şimdi bakayım. Bunlar kendisi de bir acaba Sigbink projesi mi? Olabilir. Şimdi şöyle yapacağım. Docker PS diyeyim. Aksonda ne var burada? Port 8024. Ha, 8024. 8024. Tamam. Kapatayım. Şöyle yapacağım. Aa, bu kötü bunların şeyi ya. Bence o kadar yatırım yapmamış sanırım. Yes. Akson nerede? Şurada. Evet. Şöyle yapalım. Program. Şöyle eksi D diyelim. Eksi name. Akson. Eksi P. 80-24'ü 80-24'e yönlendirelim. Şöyle. Buradan evet 80-24'e bir gidelim bakalım. Bu adamların şey değil mi ya? Dur. Evet, support'a bir daha ekleyeyim. 80-24-22 şöyle yapsaydım ne diyecekti bana? Yapacağım şey. Test server hala çalışıyor gözüküyor ama Docker ve MXP deyip aksiyon diyeyim. Sonra şunu büyük P ile diyeyim. Bakalım nereye expose edecek. Hiçbir şey yapmadı. Bakalım. Bir ayağım kalksın. Starting diyor. Biraz ayağa kalkmada zorlanıyor galiba. Büyük bir uygulama mı acaba? Olabilir. Ne? Akson, port. Aa. Okay. Aksiyon Server Java ile başlat diyor. 80-24'te evveli bulunacak diyor. Okay. Aksiyonu kaldırayım. Burada da XP 80-24. 80-24'ü kullanmayacağım burada. Şey de olabilir bu arada. Şöyle bir şeyden de şüpheleniyorum. Bunu hiç ayağa kaldırmamış da olabilir. Az önce başka loglar da diyordu burada. Şimdi onları demiyor. Ha. The host name has been set as an IP address. The may produce unwanted results. The internal host name has been set as an IP address. This may Computer in a way that is disabled and access control disabled. Access control disabled diyor. Yani şey, şifre falan istemiyor. Anladım. Evet. Tamam. Localhost 824. Hadi ama. Şey, belki de ayağa kalkacak daha henüz. Şimdi. Süper. Tamam. License Standard Edition. Overview.
Aksan serverinin sadece kendisi var. Ben buraya nasıl bağlanacağım işte? Burada mesela bunları yaptı, yaptı, yaptı. Sonra burada kesildi. Aksan'a nasıl bağlanacağım? Dur, ben bir kere şu tabloda bir şeyim oldu mu? Bundan emin olmam lazım. 8 tane tablo yarattı. Oo. Sana bayağı tablo yaratmış bu. Peki. Bunu niye hiçbir yere raporlamıyor? Ona bakmam lazım. Yani buraya raporlayan bir mekanizma olması lazım. Şimdi bunların hepsi kayıt olarak ekleyecek. Çünkü mesela şu sorgu Scratch hemen Scratch HTTP. Yani şuradan bir tane örnek examples post request. Mesela şu. Nereye gidecek? Bunu şey yapamıyoruz. Kopyaladığımız. Ya da şöyle. Yok. Yok, yok, yok. Şunu aldık. Neyse şuraya gönderelim. Localhost 8080 accounts. Bu bir post sorgusu olacak. Neydi? Account balance. Bu bir kılavuz olsun. Currency. Daha USD. Gönderebilir miyim? 500 aldı. Ben bak. Onu da çözeceğiz. Güzel. Gün al şeyden sıkıntı çıktı. Aksona gidemedi ya. Şöyle yapacağım. Kapatacağım. Tekrardan Doctor deyip Akson diyeceğim. Doctor'dan şey portunu da açacağım. XTP 8124'ü 8124'e. Bu arada uygulamanın o kadar yavaş açılması bence hiç iyi bir şey değil. Yani böyle tatlı açılmasını beklerdim. Bir şey dönüyor yani orada. Ama merak ediyorum bakalım şimdi 8124'e gittiğinde muhtemelen gRPC ile bağlanıyor arkadaşlar bu arada. Bakalım. Axon Server Managed Channel. Böyle bir gidelim. Router. Connect. Channel diyorsa zaten. Platform info. Stub. Stub diyorsa tamam bitmiştir. gRPC. Aynen. Çünkü diğer türlü biraz şey olabilir. Tuhaf olabilir yani. Çok fazla şey yapıyorlar çünkü. İşlem yapıyorlar. Bu arada şöyle mi yapsam? Lazy Docker. Akson'a baktığım zaman stats ya memory sadece 3 %3 kullanıyor. CPU %20. Bunlar ne yapabilir? Ayağa kalkarken hesap kitap falan mı yapıyorlar acaba? O terminalde bile donate var ya. Bir ara donate edelim. Kullanıyoruz Lazy Docker'ın kadar. Bak.
CPU bir yere kadar düz gidiyor. Oradan aşağıya çakılırsa demek ki orada bir şey var. Bottleneck var. Bak hala burada. Ve bu açıldığında şurada bir drop görürsem demek ki burada düzgün yazılmamış bir şey var. Ya da standard edition olduğu için system.wait ya da thread.sleep 2 dakika olabilir. Para verirsen hemen açılıyor. Para vermezsen. Ya da 2 dakikayı verdiğin paraya bölüyorlar falan. Hız açılma hızı ona göre değişiyor. Baksana hala açıklayayım bak. 21.32.34. Bu dursun. Evet. 21.32 GMT artı 3'ten hesaplarsan 0.032. Şu an 0.035. 3 dakika çoktan geçti. Ve burası da kapalı tabii haliyle. Evet arkadaşlar, Akson'un kod base'ini hesaplamama gerek yok. Şöyle bir şey var muhtemelen. Yani decompile etmeme gerek yok. Şöyle ne diyebilirim? If args nokta arg0 da user diyelim. If değil, değil. Bilmiyorum. Sen. Ya da bu lisanslı mı değil mi? Bir şey varsa null ise red nokta sleep 5 ne kadar? 600 mü? Bunun exception'ı verelim. Al sana Axon Server. Hiç parlayacak. Evet. Aksiyon. Sonuç. Şöyle. Scratch'e de program arguments. User. Legends'e. Eşittir. False. Ama şey verirsen len args nokta length eşit eşit sıfır ve args sıfır zaten şey user yok demek şöyle. Bu da benim Axon server'ım. Evet. Bu arada hala açılmadı. Axon evet. Hemen Docker imajını yaratıyorum. Ya da Blazing Slow Axon Server. Var ama çift öyle şey. Bu arada şey de yok. Health mi değil mi? O olaylar da yok burada. Evet, çekiyorum.
Yani şey için build yaratmamışlar. ARM imajı için build yaratmışlar. Manifestlerinde yok ya. Aha. Complete initialize with port 8024. Tamam. Configuration falan filan. Şimdi 8124'te başlar. Blazingly fast. Server. Startup. Stop. Böyle bir şeyden dolayı olabilir mi? Bak. Bak. Şuralarda bir şeyler görüyorum. Bakayım. Dashboard açıldı. Evet. Aha. Aha. Bak. Buraya bağlandık. Şimdi şu instance name'de 8743 CMake falan diyor ya, bak create account comment bir tane var falan. Şunu muhtemelen şöyle yapınca neredesin? Application yaml. Application name şu. Buna account diyelim hadi. Bir daha, yok değil, kendisi. Demo application. Bir daha işte. Yani eğer bir start, ha, süper geldi. Account. Ben instance name'de hala bunu diyor. Onu da galiba şeyden alıyor. System.exec deyip hostname komutuyla alıyor galiba. Muhtemelen. Bir tane şey atalım. Sorgu atalım yine. Java değil. Yok. Hala 500 alıyor. Şöyle bir gelelim. Comments. Bir tane var ama historisini göremiyorum. Bir bakalım hatada ne veriyor. Şöyle. Dur bakayım ne diyor bu? An exception was thrown by remote message handling command component. Aggregate identifier must be non-null after applying an event. Bu aggregate identifier'ları nerede boş bırakmış olabiliriz? Şimdi aggregate'e geliyorum. Account aggregate, target aggregate identifier. Şöyle account aggregate'e şu makaleden bir daha bakayım. Account aggregate. Aggregate var burada. Tepesinde var mı? Aggregate tamam. Ha. Direkt aggregate identifier. Nereden çıkarttık? Bir daha başlayalım. Tamam. Ve daha gönderiyorum. 500. Run. Apply ederken diyor. Apply created event. Gene bu süperi yemiyor.
Role type string. Dur, based event şu. String şey, bir daha bakayım şuna. Based event T. Evet, string olacak. Neyse ama yine şeyi var. Ailesi var. Bir daha gözlüyorum. 500. Sure the agree that it is initialized at the latest. Şuna bakayım. Create noir constructor diyor. Ben ne yapmışım? Noir constructor'ım var aslında. Bir de all args mi istiyor acaba? Tamam. Event source. Ha. Şimdi bu okey bizde. Bunda herhangi bir problem yok. Ama şu yok. Şimdi bir tanesi komutu yaratıyor, ötekisi de created diyor. O zaman onu da ekleyelim. Event sourcing'i de ekleyelim. Şimdi create dediğin zaman şunu diyor. Tamam. İşte aggregate'e bakıyorum bir daha. Aggregate. Bir tane şunu yapalım işte. Aggregate'i ekleyelim. Bu şöyle. Şöyle. Account created event. Account balance'a şunları bir kaldıralım. Ha dur. Şöyle. Şöyle. Değil. Status diye bir şey var. Bunu nerede yaratmıştı? Aggregate'in altında state. Tamam. Account activated event. Bu bizde yoktu. Onu da alayım. Account activated event. Events'in direkt altında. Base event status. Bu vardı zaten. Evet. Tamam. Şimdi bunun public final. Ya bu fieldlara niye böyle erişiyor yani? Çok. Account activated. Böyle this ID falan demeyeceğim yani. Çünkü bunun şeyi yok. Şuraya bir. No our constructor. Bir de all args. ID ve status gidiyor. Var aslında bu. Çakıştı şimdi. Account created event. Account created event'in ikinci parametresi. Ha yok. Dur, şeye bir daha bakayım şuna. Bunları ekliyor. Create'e kadar geliyorsa aggregate'ler new account activated event. Account şu. Bu da 10. Bakalım. Bir daha gönderiyorum. Diyoruz. Süper. Ha, şimdi bunu gönderdik de bununla ilgili bir şey tutmadık tabii. Şöyle bir şey yapalım. Comment. Şunu biraz küçülteyim mi? Resetleyeyim.
Tamam. Overview. Şurada bir tane instance var. Account. Create comment. Şu an herhangi bir şey göstermiyor. Comment'lerde bir tane query yok. User. User de yok. Plugin. Plugin'lerde ise Kafka plugin'ini falan kullanacağız. Event. Search. Bak iki tane event gözüküyor burada. 800 number. Şuna tıkladığım zaman bakın burada event identifier, aggregate identifier, payload data activated falan neyse. Timestamp. Bir de trace ID. Güzel. Spring Boot 3 ile şeyi kullanabilmiş olduk. Aksiyonu kullanabilmiş olduk. Şimdi bu ne yapıyor? Bunu yaptığı şey aksiyonda. Ben gidiyorum aynı yani çok teorik olarak anlatılan mikroservis mimarisinde agregatler üzerinde çalışıyorum. Agregat ne demek? İçinde bir domain objesi olan bu domain objesinin üzerinde de bir yazma, update için bir de okuma için bir şey olan. Burada komutu gönderiyoruz. Sonra o bir tıkta yaratıyor. Account created event yaratıyor. O account created event de event sourcing handler tarafından bu şekilde alınıyor. O da başka bir şey üretiyor. Account activated event yaratıyor. Bunun da muhtemelen source'unu yapardık yani event sourcing handler'ını yapardık. Yapmak istedik. Buraya giriş noktası için de bir tane controller yazdık. Controller bizim yazdığımız bir ara katman servis. Ama nihayetinde baktığın zaman o bir interface. Nihayetinde baktığın zaman command gateway'ini kullanıyorum. Yani bu command gateway'de Axon'un starter'ını kullanıyoruz ya muhtemelen onun içinde bir auto configuration var. Auto configuration'da sen böyle bir şeyi inject ettiğin zaman ID'sini falan otomatik olarak alıyordur. Bak şuradan External Libraries Org Axon Framework Show. Bak Configuration gördün mü? Configuration içinde şurada Configurer var mesela. Default Configurer. Şu bazı default ayarları yapıyor yani sizin anlatılan. 81-24'e gitsin falan filan diyelim. Ama sen onu ezebiliyorsun muhtemelen. Ayarlarını falan ezebiliyorsun. Bu ne olmuş oldu? Merkezli bir yerde bir event sistemi var. Bu event sisteminde sen bunu aksiyonda otomatik olarak yapmış oldun. Bu. Peki. Her servis gibi yaptığı zaman kendi içinde şurada bak snapshot token entry böyle 5 tane 8 tane tablo yaratıyor. Peki bir de bunun şeyi var. Bunun ikinci ya da üçüncü parti falan var. The next step. İkinci de testing ya da testing'e girmeyeceğim şimdi. Bu comment service. Money credit falan neyse sonra ha, burada bitiriyor. Neyse olmadı. Keşke bir servis daha olsaymış. Şimdi bu Axon'un bir de şeyi var. Kafka. Burada Kafka'ya publish etmek istiyorsan diyor
böyle bir konfigürasyonda onu yapabilirsin diyor. Yani ilk aşamada Kafka'ya ihtiyacımız var mı bilmiyorum ama kullanmak istesek de bunu yapabiliriz yani. Şimdi database olduğu zaman elinde engel kadar çalışmaya halledebiliyor. Bir database execute teknolojisi aynı olmuyor. Yani performans olarak aynı şeyi vermeyebilir. İyi geceler Ahmet. Peki. Böyle. Enable ettiğin zaman Kafka'nın ayarlarını veriyorsun. Sonra olarak kullanıyorsun. Docker komutu şuna yapabilirim. Evet, Kafka'nın Zookeeper'ı, Kafka'nın kendisi. Kafka Cat var. Bu muhtemelen şey, monitoring falan bir şeydi. Kafka REST koymuş. Bir de REST'in UI'ı da var. Şeyi görmek için. Bilgileri görmek için. Example'da ne yapmış bakalım. API Client Core Handler. Gerçi bunu da şeyde yazmış. Kotlin'de ben kullanmıyorum. Dedim. Yani ilk defa kullandım. Tabii ki de biraz nasıl diyeyim noisy, her yerde olması gerektiği gibi. Yani başka yerde yapsan da olurdu aslında. Aynı klasları yaratman gerekir. Ama nihayetinde baktığında ben bundan sonraki şeyde mesela diyelim ki bir controller yazacağım. Ve controller'la ilgili şeyleri artık sadece domain objelerine odaklanarak yapabilirim aslında. Önceden işte aggregate yazardım. İçinde hangi fieldlar olacak onları belirliyorum. Daha sonradan al ver. Yani şunun içinde hesap yaratıldığında şunu gönderdim. Account created event'i gitti. Onu buraya sourcing yaptığın zaman veri tabanına gerçek account'u yaratabilir mesela gibi. Peki bu şeyi nasıl yapıyordu? Bir de ona bakayım. Tamam da bunun database'ini falan nereye atıyor acaba? Hiçbir şey yok mu onunla ilgili? Aggregate config varmış. Ha. Bir şeyleri ezmeye çalışmış bak Storage Engine ama sonra kapatmış onu. Mesela query nasıl işte komut diyor. Money koyacak. Servisinin içinde var mesela. Comment. Hesaba para yatırdığında bu ne yapıyor? Event source'una bakmak lazım demek ki yine. Şurada. Debited. Money debited event. Event'i fırlatıyor. Event de şuraya geliyor. Aggregate lifecycle account health event. İşte bu in memory yaratığında değiştiriyor bunu. Veri tabanına falan nasıl yazıyor? Mesela. Ya da query'den ha. Ya bak event store'dan okuyormuş. Ne yapıyor burada? Event'i okuyor. Account number'ı kullanarak event'i okuyor. S.getPayload. Collect. Bu direkt
Event Store'dan okuyor ya. Şuradaki payload'u alıyor. Ve XML kaydetmiş. Daha fazla data ihtiyacım olduğunda ne yapıyor acaba mesela? Orada bütün datalar yok anladığım kadarıyla. Front end'de uzağım arkadaşlar o kadar ya. Hele Vue'yu hiç yazmadım. Şimdi benim yayın çıkıyor burada. Bakıyoruz. Bu olmayacak. Slav falan olmayacak. Onun yerine otel, autoconfigure var. Tamam. Mesela price data diye bir tane endpoint'i var. Price controller. Ratio based 1-0 demek. Her şeyi alacak galiba. Exporter endpoint'i de o da collector. 43.17. Sonra configure open telemetry kullanmış burada da. Biz şeyi kullandık. Kibana, Tempo falan kullanmıştık. Bak, product service, price service, bir de collector. Collector, ha. Bu product service, price service datalarını collector'a gönderiyor. Collector de kendi içinde Jaeger'a gönderiyor. Datayı. Evet. Sadece baktığın zaman böyle price onları görebiliyorsun. Böyle kendi çıkartıyor onları. Hata olduğunda tamam. Peki bu bir account'la ilgili olan bir şey de. Aksiyon. Bu Udemy kursu yani şu. Yine burada da muhtemelen şey yapacak tek servis üzerinde. Code is available on GitHub diyor. Address person. İki tane servisi var. Tamam. Person'ın aggregate'i var, adresin aggregate'i var. Bu şekilde çalışıyorlar galiba.
Tamam, benim aradığım tam olay bu. Şu use case'leri ne yap? Bakalım. Tamam. Mesela şuna bakalım. Sabah değil var. İyi geceler olsun. Ömerinize sağlık. Mütehassıs teşekkür ederim abi. Sana kolay gelsin. İyi uykular. Şimdi şuradaki olayı da inceleyeyim bence. Yani aslında ilk gözlemim, dediğim gibi, ilk defa kullandığım için o ayağa kalkma olayı falan filan, onlar biraz şey oldu. Normaldir yani, sıkıntı yok. Ama onun haricinde bence gayet eventlerin falan tutulduğu bir yer. Kullanışlı yani, hani kötü değil bence. Burada eventleri falan bir şekilde tutuyor senin için ve onları sorgulayabiliyorsun. Agregeyi de sorguladığın için de onun üzerinden gerçek veriye de ulaşabilirsin. O öyle güzelliği de var. Bence iş görür. Şuna da bakayım ama şimdi. Şimdi adrese geliyorum. Adreste ne yapmış bakalım. Serilemeyin Java. Aggregate yaratmış adres. Ha, bunu aynı zamanda entity demeyin. Doğru. Bunun kendisi bir entity zaten. Comment handler falan var. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapıyor muhtemelen bu. Bu apply diyor. Sonra bunun bir event handler'ı var. Kim yazıyor acaba? Hepsini bir yerde kullanmış da olabilir bu arada. Mesela sadece validate mi var? Bak, bunu Entity Manager'dan find yapıp Entity Manager üzerinden yürüyor burada. Ama buraya kim yazmış bunu? Adres. Aggregate içinden muhtemelen bulacağız yine. Entity Manager var mı orada? Yok. Entity Manager niye olsun? Tamam, Entity Manager'dan alıyoruz da yani bunu kim yazıyor oraya? Kim? Bak, Axon Config'inde RabbitMQ kullanıyor şey olarak. Ama hala Entity Manager. Entity kim yazıyor bulamadım. Şurada bir yerde değildir diye tahmin ediyorum. Tamam. API'de controller var zaten. Burada da hiçbir şey yok. Belki şunun altında olabilir diye tahmin. Şöyle yapayım. DB var burada. Aynen. Saka. Comment gateway var, query gateway var. Comment gateway send yapıyor.
Entity Manager hala yok tabii orada. Servis de yok. RabbitMQ kullanıyor. Bu da galiba şey. Ben gördüm ya, direkt şunu yapıyorlar. Gerektiğinde account repository mesela find by ID yapıp gerçek datayı oradan çekiyor. Peki komutta? Evet, bir düz. Menajer için hani şu demiştik ya, event sorting handler. Bunun için de direkt olarak database'e kaydedelim. Yani biz de aynı şekilde. Şimdi burada ne yapıyor? Direkt olarak komutu alıyor. Persist ediyor event store'a. Event store'a persist ettiği için buradan tekrardan mesaj alıyor, created diye. Bunu da alıp mesela şurada bir yerde veri tabanına kaydedilebilir. Benim buradan anladığım o. Yapılabilir yani. SQL kaynağı bilmiyorum arkadaşlar maalesef. Şimdi muhtemelen bunun bir sonraki adımında bu observability'ye biraz geliriz tekrardan. Spring 3. Bu eventleri de MySQL'de değil de Kafka'da falan tutarız. Yani bir sonraki adım bunun şey olsun. Kafka artı observability olsun. Bir de iki tane servisimiz olsun tabii. Bu hala eksik bende şu anda. Bunu görüyor olmam lazım. Tamamdır arkadaşlar. O zaman kendinize dikkat edin. İyi geceler diliyorum hepinize. Bir sonraki yayında görüşürüz. Evet. Evet.